ve istediğiniz şeyleri bilinçaltınız bunu kodluyor. Diyor ki bilinçaltınız, sen bunu o kadar çok istiyorsun ki bunu sana sağlayacak. Ve bunun yollarını sana açacak. Farkındalığın artacak. Göremediklerini görmeye başlayacaksın. Duyamadıklarını duymaya başlayacaksın. Algını arttıracaksın diyor. Eğer diyor bir şeyin diyor olmasını istemiyorsan, düşük frekanstan yayın yapıyorsan emin olmana ihtiyacın yok diyor. Bir örnek daha. Parayı kim sevmiyor? Herkes seviyor değil mi? Money. Şunu söylerseniz para size gelmiyor. Parayın kilidi geçer. Silah. Evren bunu şöyle anlıyor. Bu parayı sen size gereksiz. Ama ben vermeyeyim. Gerek yok. Vermeyeyim. Parasını cebinde buluşturup böyle ya şuradan bir 10 lira diyenlere Allah para göndermiyor. Çünkü paraya değer mi? Çocukların gibi olacak değil mi? Cüzdanla bile 100, 50, 20, 100 lira gerekiyor. Onlar sevgiyle davranman gerekiyor. Sevdiğin şeyleri götüremiyor musun? Onları böyle naif kurtemizle bir vermiyor musun değil mi? Parayı da seviyorsan ona da ihtimam gösteriyor. Yine 10 lira mı düşüyor? Ya mesela bazen 25 kuruş düşer, beliniz rahatsızdır, almaya çıkıyor falan yaparız. Alacaksın, onu cebine koyacaksın. Değer vereceksin. Hatta bununla ilgili son bir şey söyleyeyim. Şimdi kader kurbanı dedik ya, parayı bazıları araç görür, bazıları amaç görür. Biz parayı araç görürüz. Bir yaşlarımız bizim için önemli ve kıymetli. Ama bir şeyi çok seviyorsanız ona sahip çıkmanız gerekir. Ona değer vermeniz gerekir. O yüzden de sizden bir kardeşiniz olarak şunu rica ediyorum. Bir şeyi çok isterseniz bu mümkün. Her sabah şunu söylemenizi istiyorum. Mümkün yapabilirim. Mümkün yapabilirim. Mümkün yapabilirim. Bunu defalarca söylemeniz lazım. Bir işe gireceksiniz. Mesela iş görüşmesine gireceksiniz. Önemli bir poliçe satacaksınız. İçeri girmeden önce bir derin nefes alın. Mümkün yapabilirim. Bunu satabilirim. Siz inanmazsanız başkası inanır. Siz inanmadığınız bir şeyi satabilir misiniz? Bu benim mülakatta iş almamı sağladı. İlginç gelecek. Bunu da söyleyeceğim. Olsun Mustafa bana şimdi kızacak. Aynen şunu söyledim. Kemal'cim bak soru çok enteresan. Çalışma şekliniz hakkında biraz bilgi verir misiniz dedi mülakatta. Yani sizin yöntemleriniz dedi. Ben çok yararlı olurum dedim. Nasıl ya dedi. Şey İK'da insan kaynakları var bir de bir tane yönetici var direktör. Benim de çok yararlı olurum. Nasıl ya? Arazi olup dedi, çalışabilir misin dedi şu an. Nasıl var mı? En iyi arazi olma yeri dedim, müşterinin yanıdır. Nasıl ya dedi. Anlayamadım Kemal Bey, açar mısın dedi. Açayım dedi. Müşterine gittiğiniz zaman çay kahve içerisinde para vermesin dedi. Özellikle öğle mesafede getirip yemeğe bir şey getirip yemekteyken dedi, işi konuşuyorum. Fıkra anlatırım, hikaye anlatırım. Akşam olduğunda dedim, bir de ikinci kahvesi olur. Ona da demeyeyim aşkım, müşterimi içerim. Çok keyiflidir ha. Hatta ararsın böyle, Ayşe Hanım kahveniz var değil mi? Evet Kemal Bey, evet buyurun. Hani o hikaye meşhurdu biliyorsunuz değil mi? Üniversitemde onu da seviyorum böyle. Önce gidersin, ikili kahve içersin. Akşamında son nokta demeye rahat alıp işi bitirirsin. Dedi. Mülakatta. Kemal Bey işi aldınız dedi. Evraklar için dedi, şu dedi, elemeyi atın. Dedi mi iş almak? Yani aslında her şey kendi diyor Mustafa. Çok hoşuma gidiyor sözü. Hayat çok basit. Hayatı zorlaştıran bizim adımlarımız. Bizim yapmadıklarımız.